Kötü. Çok kötü. O kızın suçu ne? Dün mü olmuş bunların hepsi? Evet, dün. Vali, sıkı yönetim komutanı, emniyet müdürü hepsi oradalarmış. Bizden de muhabirler gitmiş tabii. Canavarlık bu. Hiçbir ideoloji böyle bir şey aklı gösteremez. Kıza bir şey yapmazlar inşallah. Zannetmiyorum. Niye? Devrim için her şey mübah değil mi? Silahlı devrim yolunda bir kız ölmüş. Umurlarında mı? Sovyet işgali için şartları hazırlamıyorlar mı? Elrom onları öldürmedi mi? Elrom konusunda kesin bir şey yok daha. Bilmiyoruz ki. Ben çıkıyorum. Kahvaltı bile etmedin daha. Bir an önce gitmem lazım Yaşar. Ablama da uğrayacağım. Biliyorsun, babamla vedalaşacağım. Anneme bir mektup yazdım, onu da vereyim bari. Çok selam söyle. İyi yolculuklar dilediğimi de. Az sonra dersim olmasa ben de gelirim. Tamam, söylerim, dert etme. Almanya'da ne kadar kalacaksın Rıza? İzin sürem kadar. Daha fazla istesem de kalamam. Tabii işten ayrılırsam o başka. Nezahat'e çok selam söyle. Ne kadar üzüldüğümü de. Keşke bu kadar uzakta olmasaydı. Işıktır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma, geç kaldım. Sen geç, ben sana çay koyayım. Yok, gerek yok, fazla kalamayacağım zaten. Hoş Kusura geldin. Bakmayın, geç kaldım ama yine ortalık karışmış. Hemen bir haber için Maltepe'ye gitmem gerekiyor. Niye? Ne olmuş? Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir Maltepe'de bir binbaşının kızını rehin almışlar. Bu iş iyice çığırından çıktı. Rehin alacak başka birini bulamadın mı bunlar? Ne istiyorlarmış peki? İltica hakkı ve hapisteki arkadaşlarının serbest bırakılmasını. Bütün bu olanlar ortamın daha da sertleşmesinden başka bir işe yaramayacak. Sevim'den hala haber yok değil mi? Hayır. Ne yapacağımı şaşırdım. Kime gideyim? Kimle konuşayım? Vallahi şaşırdım. Geçenlerde beni yolladığın yetkili kişi bir şeyler yapamaz mı? Bak, bu olur işte. İyi akıl ettin. Tabii en azından bir görüşmekte fayda var. Gitmeden bir randevu alırım senin için. Çok teşekkür ederim. Bu arada dergi ne oluyor çocuklar? Sevim'in de ne zaman döneceği belli değil. Bugün Ahmet'le uğrayacağız. Çalışanlar hemen dergiyi sahiplendi ama bir ihtiyaçları var mı sormak lazım. Ben müsaadenizi istiyorum. Seni yolcu edemeyeceğim baba, kusura bakma. Annemi benim için çok öp baba. Tamam canım, merak etme. Sen de kendine dikkat et. Tamam. Kalkma abla, ben giderim. Hoşça kalın. Güle güle Işık. Yardım et! Yardım et! Nasılsın, iyi misin? Çıksınlar bir an önce.
dışarısı çok kalabalık. Ne bekliyor bunlar? Eğer 10.30'a kadar dağılmazsanız bu evi yakarız. Bunlar bizi ciddiye almıyorlar. Evi yıkıyorlar. Sibel'ciğim. Hanımefendi lütfen. Hanımefendi lütfen. Korkma yavrum. Gel Sibel. Korkma. Sakin ol. Sakın korkma Sibel. Bunu yapmak zorundayız. Yoksa bizi ciddiye almazlar. Sana bir şey yapmayacağız, merak etme. Kızım orada tehlikede, bir şey yapmayacak mısınız? Yangın çıkarıyorlar. Tamam. Sadece perdeyi yaktılar, merak etme. Gerekeni yapacağız. Ailelerini getirtiyoruz, onlarla konuşacaklar. Şimdiye kadar burada olmaları gerekiyordu, nerede kaldılar? Gelmek üzereler efendim. Duydun mu, ailelerini getiriyorlarmış. Sen asıl Nurak'ta olanları duydun mu? Hayır. Sabah haber gelir gelmez soluğu burada aldım, haberleri dinleyemedim. THK'lı gençler Nurak'ta bir çatışmada öldürüldüler. Öldürüldüler mi? Kimler, isimleri belli mi? Sabahki haberde isim vermediler ama mutlaka bellidir. İsrail Başkonsolosu Efraim Elrum'u kaçırmaktan aranan Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir, yerleri belirlenince İstanbul Maltepe'de rastgele girdikleri bir evde binbaşı Dinçer Erkan'ın kızı Sibel Erkan'ı... Olanları duydunuz mu? Kaldılar. İki militan Sibel Erkan'a karşılık pasaport talebinde bulundu. Üç THK militanı Adıyaman'daki Nurhak Dağı eteklerinde çatışmada öldürüldü. Olayda biri yaralı iki kişi ele geçirildi. Bir gecede neler olmuş pes doğrusu. Kır gerillasıymış. Ya bu çocuklar sadece adam gibi ölmeyi biliyorlar. Yazık değil mi? Çok yazık. Nurak'takiler bizim Deniz'in arkadaşı olmalı. Bu genç yaşta değer miydi? Yazık değil mi? Deniz Allah'tan cezaevinde. Hiç olmazsa hayatı güvende. Mehmet abinin istediği de buydu. Tutuklansın da hiç olmazsa yaşasın diyordu. Ne kadar haklıymış. Yoksa şimdi Deniz de ölmüş olacaktı. Haklıydı ve dediğini de hayatı pahasına başardı. Şimdi Deniz hapiste ve hayatta. Aklıma geldikçe çok kötü oluyorum. Deniz bunu nasıl unutacak? Mehmet abi herhalde onu görmeye gitmişti adaya. Tabii. Balyoz operasyonu sırasında insan niye kalkıp adaya gider ki? Ahmet hala göremedi değil mi onları? Göremedi daha. Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir'in aileleri olay yerine getirildi. Aileler aracılığıyla eylemin sona erdirilmesi planlanmakta. Bizim ışık orada mı yani? O hengamenin içinde mi? Evet orada. Bak aklım onda kalacak şimdi. Ya başına bir şey gelirse? O kadar güvenlik önlemi içinde mi? Yok artık. Ya şu gazete amma düşüneceksiniz. Oraya niye ışığı yolluyor ki? Niye, ışığın nesi varmış? Kimi yollasalardı? Bir erkek muhabir gidebilirdi. Aşk olsun baba. Senin de Yaşar'dan farkın kalmadı. Yaşar'dan mı benim gibi düşünüyor? Bu yüzden mi tatsız onların arası? Hı hı. Ama ben bu konuda ışığa hak veriyorum baba. Yaşar alışmalı, başka çare yok. Bu kızın mesleği gazetecilik ve mesleğini seviyor. Vay be. Aferin çocuğa. Erkek dediğin eşini koruyacak. Çocuk yerden göğe kadar haklı Yasemin. Bu çocuğu boşuna gözüm tutmamış demek. Aa, az daha anneme aldığım hediyeyi vermeyi unutuyordu. İçine Rüya'nın resmini de koydum. Annem geleceğini duyunca sevinmiştir. Sevindiğini söyledi ama bilmiyorum. Sevinmiştir. İyi ki gidiyorsun. Şimdi birinin yanında olması lazım. Deniz'in gözaltında olduğunu söyledin mi? Artık onu söyleyemedim. Gittiğimde anlatırım her şeyi. Gidiyorum da aklım burada kalıyor ama. Her gün konuşuruz. Sana bilgi veririz, merak etme. Annemin desteğe çok ihtiyacı var. Sen sadece onu düşün. Belki ihtiyacı falan yoktur. Vardır bir desteği. Baba, biliyorsun o konuda karar vermedi. Bu desteği yok anlamına mı geliyor? Böyle bir teklif içinde belli bir yakınlık gerekmez mi? Hayır, gerekmez. Annemin birine yakınlaşması kolay mı? Sanki onu tanımıyorsun. Ne bileyim. Bilmiyorum. Kadınları anlamak çok zor. Bence sen onu kıskanıyorsun. Niye kıskanacağım ben onu? Neden saklıyorsun baba? Düpedüz kıskanıyorsun. Gidince belki sizin için de bir şeyler değişebilir.
Hadi kalk artık, geç kalıyorsun. Hala kendine gelemedi. Durumu iyi değil. Bizim Remzi'yi çağırsak, avcıdır, belki kurşunu çıkarabilir. Başınız belaya girmesin. Baksana, sabah jandarmalar dağdaki gençlerle çatışmaya girmişler. 3 talebe ölmüş. 2'si de yaralanmış. Bu da onlardan biri mi acaba? Olabilir. Vallahi jandarma duyarsa sizi de alıp götürürler yataklıktan. İyi de kurşunu çıkarmazsak kan kaybından gider bu çocuk. Şimdi nasıl jandarmaya teslim edelim? Pek de genç, günahtır. Önce yarısını iyi edelim, sonrasını düşünürüz. Öyle mi diyorsun? He, öyle diyorum ya. Çağırayım mı Remzi'yi? İyi, çağır madem. He, tamam. Sıkı yönetim olayları engellemek için ilan edildi. Tersine olaylar iyice zıvanadan çıktı. Teo'cum, belki sıkı yönetimi ilan edenler durumdan memnundur. Niye ki? E baksana. Bir taraftan olaylar yönetime el koymalarını haklı çıkartıyor. Kısa zamanda olayları yatıştıracaklar. Bu zavallı gençlerin üstünden silindir gibi geçecekler. Ondan sonra da uyguladıkları şiddeti meşruymuş gibi gösterecekler. İnşallah kıza bir şey olmaz. Yok canım, olmaz ya. Bu gençler de canavar değil ya. İstedikleri yerine gelmeyecek ama o zaman ne olacak? Elrom'un başına gelen bu zavallı kızın da başına gelmesin. Doğru aslında. Bugüne kadar istediklerini yerine getirmediler. Ne Amerikalıların kaçırılmasında ne de Elrom olayında. Evet. Bu yüzden de endişe verici sahiden. Ha, imzası ne oldu ortak? İyi iyi, devam ediyor. Ya vallahi bu memlekette yürekli insanlar da varmış ha. Bugün dergiye gidecektin, unutma. Yok yok, aklımda, unutmam. Dergide ne yapacaksın ki? Bu imzayı açtığımız metni dergide de yayınlayacağız. Ahmet'le Yasemin'le buluşacağım orada. Sayın dinleyiciler, şimdi haberleri veriyoruz. Maltepe'de Sibel Erkan'ın rehine olarak tutulması devam ediyor. İsrail Başkonsolosu Efraim Elrum'u kaçırmaktan aradan Mahir Çayan... Kim o? İstediklerinizi getirdim. Yerleri belirlenince İstanbul... Tamam, kapının önüne bırak ve hemen uzaklaş. Peki. Binbaşı Dinçer Erkan'ın kızı Sibel Erkan'ı rehin almışlardı. Öte yandan Durhak'ta ölen teröristlerin kimlikleri belli oldu. Ölen gençlerin isimleri şöyle: Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alparslan Özdoğan. Mustafa Yalçıner yaralı olarak Hacı Tonak da kaçmaya çalışırken yakalandı. Çatışma alanında başkalarının da olabileceği düşünülerek bölgede aramalara devam ediliyor. Haberleri dinlediniz. Çocukları öldürmüşler. Müvekkillerimle görüşmek istiyorum. Kararlısınız avukat bey. Israrcısınız da. Ama boşuna bir çaba. Buna iznimiz yok, biliyorsunuz. Dışarı çıkabilirsiniz artık. Hayri, odama gel. Buyurun amirim. Bu avukat fazla dikkat çekmeye başladı. Anladım amirim. Gerekli yerlere bildirin. Baş üstüne amirim. Yavaş. Tamam, bitti. Bitti, bitti. Tamam. Tamam, bitti. Artık yarayı temizleyip saralım. Mikrop kapmasın. Başını çevirme. Beni daha ne kadar burada tutacaksınız? Sorgunuz bitinceye kadar. Bu sorgu daha ne kadar sürecek? Kocamı görmek istiyorum. Kocamın burada olduğumdan haberi var mı? Ona haber verin. Bari bunu yapın, hiç değilse bunu yapın. Ailemden habersiz beni burada tutamazsınız. Thank you.
Anneniz ve amcanız misafirimiz olarak buraya geldiler. Sizinle konuşmak istiyorlar. Ne demek istiyorsunuz? Yani onları rehin mi aldınız? Artık nasıl anlarsanız anlayın. Ben emir kuluyum. Yakınlarımıza sevgimizi belli etmeyeceğiz. Yoksa onları siper alarak içeri girmeye kalkışırlar. Tamam, doğru. Oğlum teslim ol. Hüseyin, sana eziyet etmeyecekler. Dişimizden tırnağımızdan attırdık, seni okuttuk. Sen böyle mi yapacaktın? Amca sen bu işlere karışma. Hüseyin, bak sen çok iyi bir çocuksun. Kızı serbest bırakın. O senin kardeşin olabilirdi. Aynı şey kardeşlerinin başına gelse ne düşünürdün? Amca seni kandırıyorlar. İnanma onlara. Biz kimseye kötülük yapmadık. Ya bizim ailemizden biri senin gibi yaptı mı? Ceza da yeriz, hapis de oluruz. Ben seni mert bir adam bilirdim. Ben yine mert adamım. Artık konuşma. Teslim olmayacağım. Sana sevgim ve saygım var. Ama bu adamlara teslim olmayacağım. Bak Hüseyin, gel teslim ol oğlum. Sen benim kanımsın oğlum. Gel teslim ol Hüseyin. Ben gelmiyorum amca. Çocukların gözlerinden öperim. Herkese selam söyle. Benim başka sözüm yok. Mahir, yavrucuğum teslim ol. Başka çaren yok. Teslim olmayacağız anne. Ama merak etme, biz buradan çıkacağız. Nasıl çıkarsın oğlum? Her taraf çevrili. Yapma, öldürürler seni. Anne sen bu işlere karışma. Hadi evine git. Türk adaletine güven oğlum. Hükümet kuvvetlerine teslim ol. O masum kızı serbest bırakmanı istiyorum. İzin ver, içeri gireyim. Hayır. Hemen git buradan. Eğer 5 dakika daha konuşacak olursanız... dünyanın en adi insanıyım ki bu kızı öldüreceğim. Saat 12:25 var. 12:20 kala bu iş bitecek. Biz de biteceğiz. Bu iş de bitecek. Lütfen benim hatırım için teslim ol. Benim hatırım için yavrum. Bak ben seni bu kadar büyüttüm. Bunlar için mi yaptım? Kahrolsun faşist köpekler. Yaşasın bağımsız Türkiye. Yaşasın bu uğurda ölenler ve mücadele edenler. Ölüm, sefa geldin, hoş geldin. Yaşasın Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Yolumuz devrim yolu, gelin kardeşler gelin. Yolumuz devrim yolu, gelin Tamam canım. Sık biraz dişini. Defne'cim. Buraya bakın. Bakın diyorum. Buraya bakın. Arkadaşımızın çok sancısı var. Tamam canım. Dayanamıyorum. Ne yapacağız? Ya biri buraya baksın çabuk. Tamam Defne, dayan. Ne bu gürültü? Yavaş olun biraz. Arkadaşım sancılandı. Hamile. Üstelik ona işkence yapıldı. Hemşire birazdan pansumana gelecek. O zaman bakar. Ya önemli bir şeyse? Ya durum acilse? Hemşire gelene kadar bekleyeceksiniz. O kadar. Tamam canım. Dayan Defne'cim. Dayan. Ya bu neyle bir şey olursa? Vallahi dünyayı başlarına yıkarız. Bu gerizekalı hemşire de nerede kaldı? İstemezsin burnunun dibinde biter. Lazım olur ortada yoktur. Dayanamıyorum.
Tamam hayatım. Sesleri duydun mu? Defne'nin sesiydi galiba. Bir şeyler duydum. Ama pek anlamadım. Kısa hamile ulaş. Elektrik verdiler, hiç umursamadılar. Sana karşı kullanmak varken niye umursasınlar Deniz? Yüzlerini ezberledim. Suratlarının her köşesine. Seslerini beynime kazıdım ulaş. Nasıl olsa bir gün karşılaşacağız. Duygularını onlara belli etme Deniz. Bizim en zayıf tarafımız bu. Onlar da bunu biliyorlar. Babamdan da hiç haber vermiyorlar. Nasıl olduğuna dair hiçbir bilgim yok. Bana ne yaparlarsa yapsınlar umurumda değil ama Defne buradayken çıldıracak gibi oluyorum. Seni anlıyorum Deniz. Ama bu işlerini belli edersen Defne'ye daha çok zarar verirsin. Daha bir sonuç alamadım. Ama bu işin ucunu asla bırakmayacağım. Bu arada dergi sanki onlar başındaymış gibi çıkmaya devam ediyor biliyoruz. Yine de bizden istediğiniz bir şey var mı diye soralım dedik. Ödenmesi gereken fatura gibi şeyler de olabilir. Ne bileyim başka şeyler de olabilir. Merak etmeyin, muhasebe bütün faturaları düzenli ödüyor. Sevim dönene kadar her şey eskisi gibi devam edecek. Bu konuda kararlıyız. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin Necdet. Merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Getirdin mi metni? Ha, evet getirdim. Ama tabii siz de son bir defa bence okuyun. Bu arada başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Sağ olun. Son sayıyı gördüm Mehmet abi, kapak yapmışsınız. İmza kampanyası nasıl gidiyor? Gayet iyi. Her gün yeni yeni imzalar ekleniyor. Çoğalıyoruz. Çok güzel olmuş Necdet. Çok beğendim. Sahiden mi? Yani bilmiyorum ama galiba bir öncekine göre biraz daha derli toplu oldu. Sizin de fikrinizi merak ediyoruz. Okuyalım. Bakın. Şimdi Mehmet de Sevim olsaydı çok iyi fikirler verirlerdi ama... O kadar arıyoruz ki onları. Sevim bir an önce gelse diye dua ediyoruz. Onların yerini doldurmak zor. İkisi de derginin en önemli yazarlarındandı. Şimdi bu konuda açığımız var. Işık buraya da destek vermek için elinden geleni yapacağını söylüyor. Gerçi o daha çok tecrübesiz ama. Olsun, önemli değil. İyi olur. O zaten bize fotoğraf takviyesi yapardı. Şimdi en azından haber de yazar. Biz de elimizden geleni yaparız. Halam dönene kadar biz de yazı veririz. Değil mi Necdet? Bana mı söylüyorsun? Evet. Tabii. Yani tabii. Elimden gelse seve seve yaparım ama... Elinden gelen buysa ben hiç durma derim. Ha, sen ciddisin. Hı-hı. Elbette ciddiyim. Tamam olur. En azından denerim tabii. Alo. Yasemin, ben vardım kızım. Çok sevindim baba. Annem nasıl? Fena değil. Nasıl olsun? Onunla konuşabilir miyim? Dur, geliyor şimdi. Mutfaktayım. Tamam babacığım. Yeni bir haber var mı? Işık eve döndü mü? Daha yok baba. Maltepe'de de bir değişiklik yok henüz. Selam söyle Yasemin. Benden de. Herkes selam söylüyor baba. Tamam canım, sen de söyle. Annene veriyorum kızım. Anneciğim. Nasılsın? Madem çıkacaktın neden döndün eve? Seni görmek için birlikte yemek yiyelim istedim. Çok duygulandım. Beni düşündüğün için sağ ol. Masayı toplamak yine bana kaldı. Sabahtan kalan masayı eve gelince ben topladım ama. Öylece bırakmışsın. Aşk olsun Yaşar. Bana surat asmayacaksın değil mi? Surat assam da aldıran var sanki. Sanki her gün böyle şeyler oluyor. Bu farklı bir durum. Neden büyüttüğünü anlamıyorum. Artık her gün böyle şeyler oluyor. Yaşar, burası bizim ülkemiz. Önemli şeyler oluyor. İlgisiz mi kalalım? İnsanlar ölüyor. Ortada bir sürü soru işareti var. Görmezden mi gelelim? Ben de zaten görmeni istiyorum Işık. Bir komünist ihtilal teşebbüsü oldu. Görmezden gel demiyorum sana. Devlet de kendini savunuyor. Ama sanki sen ihtilalcilerden yana olmaya başladın. Bravo. Anladığın bu mu? Masum bir kızı rehin aldılar Işık. Bir cinayet işlediler.
Devlet elbette bu gidişe bir dur diyecek. Anarşiyi durduracak. Kulaklarından yakalayıp cezalarını verecek. Sana düşense sadece tarafsız olmak. Zaten tarafsız olmaya çalışıyorum. Ama yapılanlara bir baksana. Ortada hukuk mu var sanıyorsun? Koskoca devlet 3-5 genci yok etmek için çıldırmış gibi davranıyor. Bu manzaraya nasıl tarafsız olunur? Unutma, ailemin yarısı içeride. Dışarıda olanlar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Benim ailem kayıplar veriyor Yaşar. Nasıl ilgisiz kalabilirim? Ben ilgisiz kalamam Yaşar. Senin anladığın şekilde tarafsız da olamam. İstemiyorsan masayı toplama, dönünce hallederim ben. Bu aylarda sancıların olması çok normal. Sana yaptığım iğne seni rahatlatacak. Ama bir süre kalkmadan yatmanda fayda var. Yani doktor görmeyecek mi? Hayır. Doktor bu odaya gelmeyecek artık. Neden? İstemediniz ya, o da gelmiyor işte. Onu istememe sebebimizle şu andaki aynı şey mi? Şimdi gelse doktora benzeyecekti. O gün yaptığı sadece işkencenin devamıydı. Bizi iyileştirip yeniden işkence yapılmasını hazır hale getirecekti. Bunu nasıl anlamazsınız? Vallahi benim bilgim bu kadar. Doktoru istiyorsanız yönetime bildirin. Neredeyiz biz ya? Burası neresi? Bunlar kim? Sen iyi misin? Sancın ne durumda? İlaçtan sonra biraz hafifledi. Hiç kalkma bir süre. Seni sorguya almaya çalışırlarsa yıkarız ortalığı. Defne hamileliğinin en kritik döneminde. Düşük tehlikesi bile olabilir. Hele o koşullarda. İnşallah böyle bir şey yaşamaz. Aklımızı kaçırmadan şu kızı bir çıkarsak. Hadi anneciğim artık biraz dinlen ne olur. Gözümün önünde hep Defne var Ahmet. Bu günler nasıl geçecek? Söz etmedim. Boşuna umutlandırmak istemedim. İyi yaptın. Bakalım oradan bir şey çıkacak mı? Baban umutlu ama. Evet, gençliğini bildiğini söylüyor. Babam milletvekiliyken o devlet memuruymuş. Ve çok becerikli biriymiş. Sonra iyice yükselmiş anlaşılan. Öyle. Çocuklar ne durumda? Bu aralar hiç ilgilenemiyorum. Merak etme, onlar iyi. Birbirlerine destek oluyorlar. Gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar. Olanlardan çok etkilendiler. Bu gece uyumayalım. Dayanamazsak nöbetleşe uyuruz. Tamam, öyle yapalım. Hı hı. Geç hadi içeri. Geç. Tayfur. Cihan. Tayfur. Ulaş. Deniz. Ne yapıyorsunuz burada? Kardeşim. Kardeşim. Gelin oturun şöyle kardeşim. Siz daha ilk günden işkenceden mi geçirdiler? Tekirdağ'da. İhbar üzerine emniyete alınmıştık. Oradan kaçtık. Tam 8 saat peşimizden koştular. Bütün arazi askeri birliklerle sarılınca... Belli ki iyice hırslarını almışlar sizden. Hem de nasıl. A'dan Z'ye tüm kolluk kuvvetleri tarafından linç ediliyorduk neredeyse. Askerinden polisine, jandarmasından bekçisine kadar hepsi Allah yarattı demeden girişti. Bir de o halimizde başımızda poz verip vahşi hayvanlar gibi fotoğraf çektirdiler. Hem de gururla. Ne zamandır buradasın sen? Yeni geldim, anlatırım. Amirim.
Kadının kocası hakkında bilgi edindik. Güzel. Hiçbir örgütle bir bağlantınız olmadığını söyledin, öyle değil mi? Ne senin, ne de yakınlarının. Evet. Kocanın da. Kocamın da. Ama biz ilginç bir sonuca ulaştık Sevim Hanım. Bu sizinle ilgili yeni bir sayfa açılmasına sebep olacak gibi görünüyor. Kapı sesinden sonra gözlerinizi açabilirsiniz. Masada sizin için bir şey var. Ökeş, gel gel. Çocuk gözünü açtı. Nasılsın? Aman neyse. Çalıların arasında buldum seni. Hatırladın mı, benden yardım istedin. Arkadaşım avcıdır, kurşunları o çıkardı. Arkadaş. Arkadaşlarım. Arkadaşlarını soruyor Ökeş. Eğer dağdakiler senin arkadaşlarınsa... Jandarma alıp götürdü onları. Radyo. Radyo mu? Ne diyor bu, radyo mu diyor? Radyoyu açmamızı istiyor belki. Aç. İyi, bırak açık dursun, canı sıkılmasın. Çorba yaptıydım, getireyim mi? Ne soruyorsun hanım, getir tabii. Sen de gidip ekmek getiriver aşağıdan. Sayın dinleyiciler, şimdi akşam haberlerini veriyorum. Önce haberlerden özetler. Önceki gün Maltepe'deki evinde Sibel Erkan'ı rehin alan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi örgütü üyelerinden Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir hala eylemlerini sürdürmektedirler. Öte yandan Nurhak'taki çatışmada ölen Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdoğan'ın cenazeleri ailelerine teslim edilmiştir. Yaralı olarak yakalanan Mustafa Yalçıner'in tedavisi yapılmıştır. Çatışmadan kaçan başka Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu üyeleri de olabileceği düşünülerek bölgede aramalar sürdürülmektedir. Ahmet Gürsoy ile ilgili araştırma dosyası efendim. Sabahtı değil mi randevusu? Evet efendim. Yarım saat sonra. Kendisi Lozan'da hukuk okumuş. Babası Yassıada savcılarından Şevket Gürsoy. Annesi doktor ve şu anda bir verem savaş dispanserinde görevi yapıyor. Karısı eski bir Demokrat Parti milletvekili olan Rıza Ünsal'ın kızı.
Rıza Ünsal'ı tanıyorum tabii. Zaten randevuyu da o aldı. Evet efendim. Halası ve eniştesi sol görüşlü bir dergi çıkarıyorlar. Halası Sevim Karayel gözaltında. Eniştesi Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu militanlarını kaçırmak üzereyken çıkan çatışmada yaralanıp ölmüş. Kız kardeşi Defne Gürsoy da aynı örgütün üyesi. Bu avukatla ilgili Sansaryan Han'dan da şikayetleri aldık değil mi? Evet efendim. Kardeşi ve yakını Deniz Karayel orada tutuluyor zaten. Kendisi onlarla görüşmek için izin istiyor. O kadar kolay olmadığını anlamıştır. Gelsin görelim bakalım. Peki efendim. Bayağı renkli birine benziyor baksana. İfade tamam amirim. İmzala. Artık savcının karşısına çıkmaya hazırsın. Rıza Bey nasıllar? Ne yapıyorlar? Gayet iyi. Almanya'ya gitti. Bir iş için. Çok selamımı söyleyin. Elbette. Meseleye gelince, bildiğiniz gibi bu ara gözaltına alınmalar çoğaldı. Gözaltı süresi de uzatıldı. Halanızın ismi neydi? Sevim Karayel. Sevim Karayel. Sevim Karayel. Ayrıca kardeşim Defne Gürsoy ve müvekkilim Deniz Karayel'le de görüşme talep ediyorum. Defne Gürsoy, Deniz Karayel. Bir köşkten söz ediliyor. Ama kimse nerede olduğunu bilmiyor. Bakmadım bir tek orası kaldı. Köşk mü? Ne köşküymüş bu? Hakkında bilgim yok ama... Her işittiğinize inanmayın. Ben de böyle rivayetler duyuyorum. Ben bir araştırayım. İnşallah size bilgi verebiliriz. Yalnız araştırmak bile günler alabilir. Bunu bilin. Anlıyorum. Vaktinizi aldım, teşekkür ederim. Estağfurullah, görevimiz. Tabii ben de bu arada aramaya devam edeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Onların yüzünü görene kadar. İçeri gel. Buyurun efendim. Bu avukatı takibe alın. Nereye gidiyor? Kimlerle görüşüyor? Her şeyden haberiniz olacak. Başüstüne. Bana da rapor edeceksiniz. Merkez, halkı geriye alın. Başüstüne efendim. Lütfen geri buraya çekilin. Halkı geriye alın. Lütfen geri çekilin. Alın geriye. Lütfen geri çekilin, geri çekilin. Ben gazeteciyim. Bütün şehirler kurtuluşu burada beklemişsiniz. Şimdi değil. Bizi böyle uzaklaştıramazsınız. İtmeyin. İtmeyin. İtme. Lütfen yardımcı olun bize. Şöyle geriye doğru. Hanımefendi yardımcı olun. İçeri giriyorlar. Operasyon yapacaklar galiba. Lütfen. Dikkat, dikkat. Evdekilere sesleniyorum. Sibel Erkan'ı bırakıp derhal teslim olun. Bu size son uyarımızdır. Thank you.
Ateş edecekler. İçeride kız da var. Ne yapıyor bunlar? Kızı gözden çıkarmış olamazlar herhalde. Ama baksana, her taraf nişancılarla doldu. Harekat başlatıyorlar. Kızı hiç düşünmedikleri belli. Başka yolumuz kalmadı. Vuruşacağız. Kızı bırakalım, öyle vuruşalım. Sibel, gel dışarı gidiyoruz. Tamam. Yürü. Sen burada dur. İyice eğil. Bize ne olursa olsun ayağa kalkmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Hüseyin! 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 İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Sibel, sakın kalkma! Adam pek oralı olmadı yani. Hatta nazikçe biz bile bu işi ortaya çıkaramayız gibi bir şey söylemeye çalıştı bence. Kim biliyor peki? Nereye götürdüler Sevim ablayı? Kimse bilmiyor. Ya da söylemek istemiyor. Bu daha akla yatkın. Acaba başkası var mı böyle Sevim abla gibi izi bulunamayan? Bilmem. Bilmiyorum. Olabilir. O zaman onlarla irtibata geçmek daha doğru olmaz mı? Belki aralarında sonuca ulaşmış birileri vardır. Bize yardımcı olur. Bak, bu çok iyi fikir. Hem birlik olunursa daha güçlü olunur. Nasıl ulaşırız onlara peki? Gazetelere ilan veririz. İdareli kullanın. Anlaşılan bu inatçılıkla burada daha çok kalacaksınız. Burada çok kalacakmışız. Sen kendi işine bak, satılmış uşak. Denir. Bu gençler nasıl bu hale geldiler? Kimin hatası bu? Sadece gençlerin mi? Adam kaçırıyorlar, rehin alıyorlar, cinayet işliyorlar. Ne için? Yaşar, öylesiye inandıkları bir şey var bu gençlerin. Devrim abi,
komünist devrim. Öyle diyorlar. Ben de hayatım bir fikre adadım. Benim de ideallerim var ama hangi fikir insan hayatından daha kutsal olabilir Yaşar? Haklısınız. Amerikan emperyalizmi ile Sovyet emperyalizmi arasında sıkışmış bir ülkede devrim kimin işine yarar? Üstelik bu ülkede devrim olur mu? Ama bu gençler inanmışlar, kendilerini adamışlar. Ateşi ışık sanıyorlar. Pervane misali ateşe koşuyorlar. Bir kültür boşluğu, hatta bir medeniyet bunalımı, değil mi? Kaç nesil harcanacak böyle bozuk para gibi? Ateşin peşinden gidecekler. Kaç nesil? Anlattıklarının hepsi doğru değil. Bu işler 12 Mart muhtırasını verenlerin işine geliyor. Senin düşündüğün kadar basit değil. Bu olaylar demokrasiyi askıya almanın bir gerekçesi değil mi? Devletler de kendini koruyacak. Ama halkını koruyamayan devlet olur mu? Batıcı eğitim sisteminin eseri değil mi karşımızda duran nesil? Onların yerinde sen de olabilirdin Yaşar. Neyse. Eşine sahip çıkmanı anlıyorum Yaşar. Ama sen de onu anla. Ailesi toptan taraf olmuş, o ne yapsın? Yüreği yanıyor besbelli. Neyse, bir gün al, bize gel yemeğe. Yengen maharetlidir. Misafiri de sever. Hüseyin nerede? O da burada mı? Yaralanmıştı. Onu da bu hastaneye mi getirdiler? Bilmiyorum. Öğrenirseniz bana bildirir misiniz? Mahir Çayan'ın ameliyatı iyi geçti ama uzun bir süre tedavisi devam edecek. Yani sorgusunu yapabiliriz. Biz bunun için geldik çünkü. Şu anda bunu tıbbi açıdan sakıncalı buluyorum. Biraz daha beklemekte fayda var. Çok da fazla beklemeyelim. Hastane durumda? Değişiklik yok. Arkadaşını sordu. Ne cevap verdi? Bilmediğimi söyledim. İyi yapmışsın. Sonra Mahir Çayan'ı çıkardılar dışarı. Kendini öldürmek istemiş. Ama solak olduğu için tam nişan alamamış. Bize Mahir'i öldürdüklerini söylediler ama pek benzetemedim. Teslim almak için en ufak bir çaba bile göstermediler. Zaten yaralı olan adamı taramışlar göz göre göre. Hep böyle yapılmadı mı zaten? Nurak'ta da böyle oldu. Benim korkum sıkı yönetimin daha da sertleşeceğinden. Zaten yakınlarımıza ulaşamıyoruz. İşkence neredeyse olağan kabul ediliyor. Durum daha da sertleşirse ne olur bilmem. İlanı dizdik. Bir okursanız hemen matbaaya yollayalım. Hı-hı. Tamamdır. Hı? Hukuksal açıdan hiçbir problem yok. Yollayabilirsiniz. Tamam. Vurulmuşum. Dağların kuytuluk bir boğazında, vakitlerden bir sabah namazında yatarım kanlı upuzun. Vurulmuşum, düşüm gecelerden kara, bir hayra yorumum çıkmaz, canım alırlar ecelsiz, sığdıramam kitaplara. Şifre buyurmuş bir paşa, vurulmuşum. Hiç sorgusuz, yargısız. Kirvem halırımı aynı beyaz. Bu deniz. Bu ne azimdir kardeşim? Yorulmak nedir bilmez mi bunlar? Ben kolay ölmem. Ocakta küllenmiş gözüm. Karnımda sözüm var. Sesleri kesildi. Şimdi böyle çaresiz ve bağlı
Böyle arkasında bir soğuk damla bulunmayaydı. Bunlar Ali ile Selim. Utandırmaz adamı. Yalan civarının külünü, güneşlerde çatal kıvılcımlanan, engereğin dilini ilk adımdan uçuran usta elleri. Bak susanıza. Bu gözler bir kere faka basmadı. Çığ bekleyen boğazların kıyametini. Kardı yumuşacık hıyanetini uçurumların. Önceden bilen gözleri çaresiz vurulacaktı. Buyruk kesindi. Gayrı gözlerini kör sürüngenler, yüreğini leş kuşları yesindi. Onların da sesi kesildi. Vurulmuşum dağların kutuluk bir boğazında. Defne bu. Düşürün gecelerden kara. Bir hayra yoranım çıkmaz. Can alırlar ecelsiz. Sığındıramam kitaplara. Şifre buyurmuş bir paşa. Vurulmuşum. Hiç sorgusuz, yargısız. Kirmem hanlarım aynı böyle ya. Kirmem. Allah'ım aynı böyle yaz. Rivayet sanılır belki. Gülümlemeyi domdom kuşunu paramparça altındaki. Vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında. Vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında. Vakitlerden bir sabah namazında. Vurulmuşum yatarım kanlı upuzun. Alo. Ahmet. Anne ne oldu? Az önce tahliye edilmiş biri aradı Ahmet. Defne'yi savcıya çıkarmışlar. Tutuklama hakiminin karşısına da çıkmış. Ne diyorsun? Hemen nereye götürüldüğünü öğrenirim, merak etme. Ben de seninle geliyorum. Önce uğrayıp beni al, tamam mı? Anne, seni görüştürmeyebilirler. Seninle geliyorum, umurumda değil. Kızım neredeyse orada olmak istiyorum. Tamam, hemen geliyorum. Bekliyorum. Ne olmuş? Defne'yi sonunda savcının ve tutuklama hakiminin karşısına çıkarmışlar. Annemi tahliye edilen biri arayıp haber vermiş. Yani artık onu görebileceksin değil mi? Normal koşullarda öyle olmalı. Annem de gelmek istedi. O görüşemez ama... Ama kim tutar artık annemi? Buyurun. Ahmet Gürsoy'un evi burası mı? Evet burası. Kendisiyle görüşebilir miyiz? Buyurun. Yaz. Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 146. maddeleri gereğince hakkında soruşturma yapılmakta olan sanık Sevim Aygün'ün ifadesi tespit edilmek üzere 22 Mayıs 1971 gününden itibaren gözaltında bulunduğu nezarethaneden serbest olarak huzura alınıp hüviyet tespitine geçildi. Bir avukatın müvekkillerinin peşine düşmesi nasıl suç olabilir? Akrabam oldukları için. Biz müvekkillerin peşinde olmanıza karşı değiliz.
Görevlilere hakaret ettiğiniz konusunda şikayet aldık. Hakaret mi etmişim? Nasıl? Kanunların uygulanmadığını söylemişsiniz. Üstelik bunu üst üste her gün gidip tekrarlamışsınız. Başka konular da var. Başka konular mı? Neymiş onlar? Bu ilanı siz mi verdiniz? Evet, ben verdim. Dikkatli olun avukat bey. Yaşamakta olduğumuz zaman bu çeşit ilanlarla insanların aklını karıştıracağınız zaman değil. Böyle bir ilan vermeniz suç değil. Ama birilerinin hoşuna gitmezse ve ona göre tavır alırsa bizim elimizden bir şey gelmez. Sizi uyarmaya geldik. Yapacaklarınıza mani olmaya değil. Gerisini siz bilirsiniz artık. Ne demek şimdi bu? Ne demek istediler? Uyarmaya gelmişler. Resmen tehdit ettiler. Ahmet ne olur dikkatli ol. Ben çok endişelendim bu konuşmadan. Hiç korkma Yasemin. Ellerinden geleni yapsınlar. Tabii ben de elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Görüşürüz. Hulki Samanlı, Rasim Demir, Defne Gürsoy ziyaretçileri. Onlar kalıyor beyefendi. Geç. Geç. Kaldır kolları. Geç. Çanta kalıyor. Geç. Kaldır kolları. Geç. Salih Kara, Mehmet Bulut ziyaretçileri. Defne. Nasılsın canım? İyiyim abi. Herkes iyi ya. Mehmet abi, Deniz. Çok meraktayım abi. İlk görebildiğim sensin Defne. Halamı da almışlar ama daha kimseyle görüşemedim. Mehmet abi nasıl? Biliyorum yarası çok ağır değil mi? O... Hastanede. Annem dışarıda bekliyor. Tabii ona seninle görüşmesi için izin vermediler. Anneciğim. Neler yaşadı? Görsen nasıl perişan oldu. İçeri alındığı için değil, şahit olduklarından. Biliyorum. Biliyorum canım, biliyorum. Deniz savcıya çıktı mı acaba? Ama çıksa senin haberin olurdu değil mi? Her gün Sansar yanındayım. Her gün. Merak etme, kimsenin peşini bırakmayacağım, tamam mı? Defne, bebek nasıl? İyi. Dayanıklı çıktı. Görüş bitti. Toparlanın. Herkese selam söyle. Annemi öp benim için, tamam mı abi? Kendine dikkat et. Artık düzenli olarak seni görmeye gelirim. Defne! Kendine iyi bak. Tamam abi. Ahmet, görebildin mi? Gördüm anne. İyi, merak etme. Bebeğin durumu nasıl? İyi olduğunu söyledi. Ağrısı falan olmuş mu? Ağrısını bilmiyorum. Nasıl görünüyor peki? Morali nasıl? Çok sağlam duruyor anne. Onunla gurur duydum. Sağlamdır benim kızım. Anne, Defne bana Mehmet abiyi sordu. Ben de sana bunu söyleyecektim ama telaş içinde söyleyemedim. Öldüğünü söyleyemedim anne. Kız zaten zor durumda. Çok iyi yapmışsın oğlum. Ben de söyleme diyecektim zaten. Hadi gidelim anne. Onu ne zaman görebileceğim sence? Görüş gününde olabilir. Yine birlikte gideriz. Tamam. Bana baktınız. Yedirdiniz, içirdiniz, giydirdiniz. Bu iyiliğinizi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Bize bir hayır duan yeter. Üstelik kendinizi de tehlikeye attınız. Ne tehlikesi? Bizim köy aşiret köyüdür. İnekli köyüne benzemez.
O gece çatışma yerine gidip jandarmaya yardım etmişler. Bizde olmaz böyle şeyler. Sağ olun. Benim artık gitmem lazım. Ama daha yeni ayakta duruyorsun. İyi mi bu halde yola çıkman? Birkaç gün daha kal. Nereye yetişeceksin ki? Geç bile kaldım abi. Bir an önce arkadaşlarımı bulmam gerek. Madem öyle diyorsun. Peynirle ekmek. Yolda idare edersin artık. Dikkatli ol ha. Olurum. Hakkını helal et ana. Helal olsun. Sağ olasın abi. Kimlik tespiti yapıldı. Evet, ne diyeceksin bakalım? Sorguda verdiğim ifadeyi kimlik bilgilerim dışında kabul etmiyorum. Baskı altındaydım. Askeri savcılıkta da şimdi verdiğim ifadeyi aynen tekrarladım. Yaz, sorguda verdiğim ifadeyi kimlik bilgilerim dışında kabul etmiyorum. Herkes ortadan yok oldu değil mi? Defne yok, Deniz yok. Sevim abla yok. Büyük dayım için ben de çok üzülüyorum Ali. Ne yaptılar? Neden hapisteler? Haksızlıklara karşı geldiler. Hepsi çok cesur insanlar. Hepsi kahraman. Bir gün ben de onlar gibi olacağım. Büyüdüğüm zaman. Ben de. Aile nasıl? Haberleşiyorsunuz değil mi? Mektuplaşıyoruz. Telefon da ediyor ara sıra. O da çok üzüldü olanlara. Bazı gazeteleri bulamıyormuş. Buradan paketleyip yolluyoruz. Yaşar nerede? Gazetede yazmaya başladı. Herhalde oradadır. Herhalde. Ne oluyor Işık? Birbirinizden haberiniz yok mu sizin artık? Bu nasıl bir evlilik? Bu aralar aramız kötü abla. Ben haber peşinde koştuğum zaman hep böyle oluyor. Daha önce söylemiştim biliyorsun. Eve gelince masa hazırsa sorun yok. Bu mu mesele? Bu kadar yüzeysel olabilir mi? Galiba dünya görüşümüz de artık ayrı yerlere doğru gidiyor. Bak bu önemli. Biliyorsun devrimcileri çok keskin eleştiriyor. Ben işin içine girdikten sonra başka türlü bakmaya başladım. En azından bunca şeyi neden yaptıklarını anlayabiliyorum. Ne oluyor orada fısır fısır? Bir şey yok. Işığı biraz sıkıştırıyorum. Bunları sonra konuşalım. Sevmedim ben bu durumu. Tamam. Sevim Hanım'dan bir haber alabildiniz mi? Selimiye'ye nakletmişler. Büyük bir ihtimalle oradan Maltepe cezaevine gidecekmiş. Bir an önce Deniz'den nakletseler. Ne kadar uzadı. Defne'yi görebiliyorsunuz ama artık değil mi? Yarın ayrıldığımızdan beri ilk defa göreceğim. Canım benim. Bizden de çok selam söyleyin Selma Hanım. Yengeciğim kalksak mı artık? Ben işe geç kalmayayım. İş mi? Bu saatte mi? Kamil abin artık bir gece kulübünün patronu oldu Işık. Öyle mi? Hangi kulüp? Kordon Gece Kulübü. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi. 141 ve 142 ihlal. Gereği düşünüldü. Sanığın 141 ve 142. maddeleri ihlal ettiği hakkında suçluluğuyla ilgili kuvvetli deliller bulunmadığından askeri savcılığın tutuklanması konusundaki resmi talebinin reddine. Dosyayı inceledik. Ve sanık için oy birliğiyle tahliye kararı aldık. Ancak savcılığın itiraz hakkı saklıdır. Hoş geldiniz Rıza amca. Ahmet. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Bakın kim geldi. Gel. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Aç mısın baba? Yemek hazırlayalım mı? Yok yok. Hemen hazırlarız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aç değilim. Uçakta yedim Yasemin. Canım uçakta verilen yemeği biliyoruz. Önce oturun biraz. Bir yüzünüzü göreyim. Belki sonra yerim bir şeyler. Hadi geçin. Yaşar yok mu? Bir gazetede yazmaya başladı baba. Geç kalırsam eve giderim demişti. Hmm. Karısıyla yarışıyor ha? Artık bilmiyorum. Çocuklar uyudu tabii. Tabii.
Nezahat nasıl? Asıl biz onu merak ediyoruz. Çok üzgün. Çok. Olaylar sırasında burada olmadığı için vicdan azabı içinde. İznim bitmese biraz daha kalacaktım yanında ama... Bir daha gidersin belki. Hafta sonu için bile gitsen ona iyi gelir. Doğru. Bakalım yapacağız işte bir şeyler. Burada neler oldu çok merak ettim. Telefonda aldım bazı haberleri ama... Defne ve halamın sorguları bitti. Defne Maltepe cezaevinde. Büyük bir ihtimalle halam da oraya götürülecek. Deniz? Daha bundan bir haber yok. Neden bu kadar kızıyoruz birbirimize? Neden anlamaya çalışmıyoruz? İnsan bu kadar sevdiği birini nasıl anlayamaz? Böyle olmaması lazım. Konuşmalıyız. Böyle susarak olmaz. Seni çok özledim. Yalancı. Şımarık. Ben de seni çok özledim. Sadece 10 dakika. Anne. Nasılsın bir tanem? İyiyim anneciğim. Sadece haber alamadığım için herkesi çok merak ediyorum. Hepimiz iyiyiz Defneciğim. Sana bol bol selam ve sevgi getirdim. Benden de onlara götür. Anne Mehmet abi nasıl? En çok onu merak ediyorum. Yoksa durumu kötü mü anne? Yok. Hayır. Artık durumu gayet iyi. Seni buradan çıkaralım da konuşuruz bunları. Şimdi mühim olan sensin. Hamilelik nasıl gidiyor? İçeri girince fark ettim. Karnın biraz daha büyümüş. Bir sıkıntın var mı? Buraya gelmeden önce biraz sancım oldu. Hemşire ilaç verdi. Biraz da dinlendim geçti. Doktor bakmadı mı? Doktoru istemedik ya. Ondan sonra bir daha uğramadı. Sadece hemşire mi baktı yani? Nasıl bir doktormuş bu böyle? Böyle bir işi içine sindiren bir doktor işte anne. Pek övündüğü Hipokrat yeminini çok hızlı unuttu anlaşılan. Ama merak etme. Bebek ortama uyum sağladı. Çok güçlü. Slogan atarak doğarsa hiç şaşırma. O günleri görelim de. Gerekirse birlikte atarız.
Geç. Hala. Hala. Görüş için nasıl izin aldın? Ancak savcılıktan sonra seni takip edebildim hala. Ondan önce neredeydin bulamadım. Sonunda tahliye kararı alındığını ama emniyetin her ihtimale karşı seni burada tuttuğunu öğrendim. İtiraz sonucunu bekliyorlar herhalde. Ama sonucun pek olumlu olacağını zannetmiyorum. Sana istina edilen suçların delilleri yok hala. Sonunda bırakacaklar, mecburlar. Hala. Mehmet abi. Sakın söyleme. Sakın bu cümleyi kurma. Biliyorum. Önüme gazete haberini attılar. Öyle öğrendim. Direncimi kırmak için bunu bile yaptılar. Deniz ve Defne nasıllar, onları çok merak ettim. Defne Maltepe cezaevinde. Deniz hala sansar yanağında olmalı. Belki o da savcının karşısına çıkmıştır. Beni nereye götürürler sence? Bilmem ama Maltepe cezaevi olabilir. Hala, biliyorum. Kaybımız çok büyük. Ama her zamanki gibi birlikte bunun da üstesinden geleceğiz. Mehmet abi hiç unutmadan birbirimize destek olarak. Tamam mı halacığım? Tamam mı? Bu defa kolay değil Ahmet. Ben ruhumun yarısını kaybettim. Yok, hayata devam edeceğim tabii. Tabii edeceğim. Ama yarım bir insan olarak. Nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Nerelerdeydin? Bugüne kadar ne yaptın? Anlatırım. Önce sakin bir yer bulup oturalım mı? Gel parkın içine gidelim. Son görüşmemizden sonra neler yaşandı, değil mi? Evet, çok acı şeyler. Mehmet abi için çok üzüldüm. Deniz biliyor mu? Zannetmiyorum. Sansar yanağındaymış.
Ahmet abi çok uğraştı ama görüşemedi. Maltepe olayları sırasında oradaydım. Baştan sona izledim. Öyle mi? Ne tesadüf. Nurak'taki çatışmayla aynı gün oldu. 31 Mayıs. Sen de orada mıydın? Uzakta olmam sadece bir rastlantıydı. Bunun için sonra çok vicdan azabı çektim. Arkadaşlarım orada ölürken ben... Senin de ölmen gerekmiyordu Harun. Yaralanmıştım. Benimle birlikte bir arkadaş daha vardı. Sonra ondan haber alamadım. Kaçtı sanıyorum. Buraya neden geldin? Keşke Fatsa'ya falan gitseydin. Arkadaşları görmem lazımdı. Şimdi saklanıp inzivaya çekilecek zaman değil. Şimdi mücadele zamanı. Yarın Ankara'ya gidiyorum. Nerede kalıyorsun? Orada burada işte. Nasıl orada burada? Kaldığın bir ev yok mu? Herkesin gözü korkmuş Işık. Ve kimse evini almak istemiyor. Ama dert etme. Bir gece için bulurum kalacak bir yer. Nasıl dert etmem canım? Bizim evler de tamamen bitti. Sokağından geçsen seni içeri alırlar. Emin misin? Bugün mü? Eminim. Benim yanımda konuştular. Tesadüfen duydum. Deniz de Tayfur da bugün mahkemeye çıkıyorlar. Sonunda. O zaman onları da buraya getirirler belki. Hala? Halacığım Defne. Denizciğim nasılsın? Fena değilim Yasemin abla. Defne nasıl? Maltepe cezaevinde. İyi. Görüşebildim sonunda. Babam nasıl? Halamı da içeri aldılar. Öyle mi? Niye? Meşhur balyoz harekatı sırasında evde buldukları yayınlar ve bildiriler yüzünden. Babamdan niye söz etmiyoruz? Baba nasıl? Deniz maalesef dayımı kaybettik. Sakin ol. Nasıl kaybedecek? Nasıl? Ne olur bir doktor görsün. Nasıl? Deniz. Nasıl bir doktor görsün? Suçlamalarıyla ilgili bir delil de bulamadılar ama buradayım işte. Ne kadar kalacağım da belli değil. Beraat kararına savcı itiraz etti. Başka bir hakim de bu sonuç doğrultusunda tutuklama kararı aldı.
Allah'tan birlikteyiz şimdilik. En azından bu iyi bir şey. Hı-hı. Alın bakalım. Sağ ol. Afiyet. Teşekkürler. Necmiye bize de getir. Getiriyorsun. Orada her şeyden habersiz öyle tutuldum. Getiriyorum ben. Sizi çok merak ettim, sizi. Mehmet'in haberini aldıktan sonra ben herhalde artık ölüyüm dedim. Artık yaşamıyorum. Artık kalbim atmıyor. Nefes almıyorum. Duymuyorum. Görmüyorum. İşitmiyorum. Buradan çıkmasam ne olur ki? Umurumda bile değil. Mehmet'in haberini aldım ya. Artık yaşayamıyorum. Hala? Ne oldu Mehmet abiye, ne oldu? Sen bilmiyor muydun? Vallahi bilmem ki Işık. Doğru diyorsun. Bizim eve bakmak kimsenin aklına gelmez ama yengem ne der? O büyük aramadan sonra iyice dikkatli yaşamaya başladık. Sadece bu gece Kamil abi. Bu konuşmayı keselim mi artık? Bence Kamil abi endişelenmekte haklı. Biz de onları tehlikeye atmamalıyız zaten Işık. Vaktini aldık. Bu konuyu unut gitsin, olur mu abi? Aa, dur be Harun'um. Düşünüyoruz. Seni ortada bırakır mıyım hiç? Kaç yıldır tanıyorum seni. 40 yılda bir işin düşmüş. Hayır mı diyeceğiz? Gece kulübü olabilir. Tabii ya. Bak bu olur işte. Ama geç vakit gel. Herkes gitmiş olsun. Ben gitmem, seni beklerim. Arka kapıdan alırım içeri. Sabah da aynı kapıdan çıkar gidersin ha. Güzel bir plan. Ne diyorsun? Tamam. Zaten benim için başka çözüm yok. Sokakta yatmak dışında. Teşekkür ederim abi. Tamam tamam, boş ver. Dur ben sana yeri tarif edeyim. Bak şimdi. Hı-hı. Önce... Deniz babasının ölümüyle ilgili kendini suçlayacak. Ömür boyu bunun sorumluluğunu taşıyacak. Böyle düşünmenin sonu yok Defne. Olayları biz kurgulamıyoruz. Yaşıyoruz sadece. Bir şeyler değişip duruyor. Ama sonuçlarını bilemeyiz. Son olanları da önceden göremezdik. Mehmet abinin bütün çabası oğlunu kurtarmaktı. Bir şekilde kurtardı da. Bunu başardı. Sıraya. Deniz bu. Deniz. Sırayla imzalarınızı atın. İmzala. İmzala. Şurayı, şurayı. Şurayı. Biliyorum. Biliyorum.
acısını paylaşabilsem. En kötüsü şu anda yalnız olmaz. Yanında ne Defne var ne bizden biri. Doğru. Biz birbirimizi teselli edebiliyoruz en azından. Ama onun da yanında arkadaşları var. Emin ellerde olduğuna güvenebiliriz. Ona destek olacaklardır. Yine orada. O adam yine karşıdan eve bakıyor Ahmet. Artık alış buna hayatım. Biliyoruz, beni izliyorlar. Bak bu kadar... Ama alışamıyorum. Bu durum beni çok korkutuyor Ahmet. Ne yapmaya çalışıyorlar? Kim bu adam? Kim tarafından görevlendirildi? İlgilenmiyorum. Bana engel olmaya çalışıyorlarsa vız gelir. Ama ben ilgileniyorum. Başımıza gelenlere bak. Ya sana da bir şey olursa? Bir şey olmayacak Yasemin. Korkma canım. Yanından hiç ayrılmayacağım. Ankara'da işimi ayarlayıp seninle gelmek istiyorum. İçin rahat edecekse tamam. Bak bu ihtimamı sevdim. Dur, kimliğini göster. Yere yat. Yere yat. Yere yat çabuk. Ortak pazar protokolü mecliste kabul edildi. Adam kaçıranlara idam cezası veren tasarı mecliste. Başbakan Erim anayasa değişikliğini kastederek önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmeler olabilir dedi. Gazeteci Çetin Altan bir yıla mahkum oldu. Bakanlar Kurulu önceki gün sabaha kadar çalışarak toprak reformunun büyük kısmını hazırladı. Bülent Ecevit mecliste yaptığı konuşmada anayasayı savundu. Fas'ta krala karşı ihtilal başladı. İhtilalcilerin elinde 2,5 saat esir kalan Fas Kralı Hasan darbeyi önleyip duruma hakim oldu. Başbakan Erim askerlik ve üniversite özerkliğiyle ilgili anayasa değişikliklerini de açıkladı. Deniz Gezmiş'e yataklık edenler yargılandı. Cumhuriyet Savcısı açıklamasında tipin bölücülük yaptığını iddia etti. Kabinede yeni bir bakanlık kuruldu. Talat Halman Kültür Bakanı oldu. Elektrik, demir ve kömür fiyatları arttırıldı. Akşama döneceksiniz değil mi? Evet bir tanem. Belki haberler mahkemeyi verir, biz de oradan dinleriz. Değil mi Salim abi? Dinleriz tabii. Yastığa da mahkemelerini vermişlerdi. Bugün mahkeme salonu kalabalık olur Ahmet. Buradan bile gidenler var izlemek için. Bütün Türkiye bu davaya kilitlendi tabii. Akşam yemek yapıp dolaba koydum Emine. Aferin. Benim ellerim armut topluyor çünkü. İkinize de her şey için teşekkür Önemli ederim. Önemli değil. Siz de dikkatli olun. Takipçi ortada görünmüyor. Ankara'ya gittiğimi mutlaka biliyorlardır, merak etme. Hadi çıkalım. Işıklı Havaalanı'nda buluşacağız. Necdet de geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Habercilik hoşuna gitti galiba. Hadi iyi yolculuklar. Hoşça kal hayatım. Keşke ben de gelebilseydim. Bu davayı çok merak ediyorum. Şimdi gergin ortamlar sana göre değil bizde. Ortak. Aa. Sağ ol. Bana bak, varınca ara tamam mı? Tamam tamam, merak etme, ararım. Bu arada karım ve çocuğum size emanet. Tamam, merak etme sen. Ah, geldi. Geldi. İyi yolculuklar. Tamam hadi. Kendine iyi bak. Hadi dikkat edin. Çantalar. Kaldır kollarını. Şu hale bakın.
Geç şöyle geç. Sanki sanık müdafileri değil de cezaevine konulacak tutuklular gibiyiz. Daha önce böyle bir önlem görmemiştim. Çantayı ver. Basın ne zaman içeri alacaksınız? Ancak izinli basın mensubu içeri girebilecek. Ben gazeteciyim, içeri giremez mi? Giremezsiniz beyefendi. Ancak fotoğraflı izin belgesi olanlar geliyor. Geç. Biz içeri giremiyoruz. Neden? Duruşmaların izlenmesi formalitelere bağlanmış. Her duruşma için iki fotoğraf falan isteniyormuş. Sabah 8'de burada bulunma koşulu olacakmış falan. Bu kadar gazeteci boşuna mı bekliyor? Türkiye! Metin'i dövüyorlar! Metin'i dövüyorlar!